Bir tarih öğretmeni Anadolu'nun Türkleşme sürecini anlatırken şu bilgiyi vermiştir. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, Moğolların büyük bir tehlike olduğunu ve onların durdurulması için herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla Harzemşahlara ittifak teklif etmiştir. Buna karşın Harzem Harzemşah Anadolu ve Suriye sınırlarına yerleşmek için harekete geçince ittifak umudu sona ermiş ve iki devlet savaşa girişmiştir öğretmenin hakkında bilgi verdiği bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılmış savaştır. Bu savaşta Gaznelilerin yıkılı süreci başlarken Büyük Selçuklular kuruluşunu tamamlamıştır. Köse Köseda Savaşı Moğollarla Türkiye Selçuklular arasında yapılmış. Bu savaştan sonra Selçuklular yıkılma sürecine girmiştir. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklularla Bizanslar arasında yapılmış ilk savaştır. Miryok Savaşı Türkiye Selçukluları ile Bizans arasında yapılmış Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Öğretmenin hakkında bilgi verdiği savaş Yassız Çemen Savaşı'dır. Bu savaşta Harzemşahlarla Türkiye Selçuklular karşı karşıya gelmiştir. Cevap A seçeneği. Yeni Çağ Avrupası'da monarşiler ateşli silahlar kullanan ordulara sahip olmuş, tarım ekonomisi yerini ticarete bırakmıştır. Bu gelişmenin Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunamaz. Feodalite'nin çözülmesinde etkili olmuştur. Özellikle ateşli silahların kullanılması, feodal beylerin şatlonun yıkılacağını göstermiş, yine tarım ekonomisinin önemini yitirmesi, feodalite'nin çözülmesinde etkili olmuştur. Zenginlik kaynağının değişmesinde etkili olmuştur. Daha öncesinde zenginliğin kaynağı toprakken, artık ticaret olmuştur. Krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştur. Ateşli silahlarda sahip olması, orduların, orduları krallıkları güçlendirmiştir savaş stratejilerinin değişmesinde etkili olmuştur. Silahların, ateşli silahların kullanılması, kilisenin siyasi otoritesinin güçlenmesine yol açtığı söylemez. Monarşi yönetimlerinin güç kazanması, kilisenin siyasi otoritesini zayıflatmıştır. Cevap D seçeneği. Tarihsel çalışmalarda yardımcı olan aşağıdaki bilimlerden hangisi çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştiremez? Diplomasi, devletler arası yazışmaları, Devlet yazışmalarını yorumlayan bilim dalıdır. Çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştirir. Nümizmatik para bilimidir. Paraların da üzerinde yazı söz konusu olduğu için çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştirir. Epigrafya kitabe bilimidir. Kitabelerde de yazılar yer aldığından çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştirir. Paleografya yazılı bilimidir. Dolayısıyla bütün çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştirir. Arkeoloji kazı bilimidir çalışmalarını yazılı belgeler üzerinde gerçekleştiremez. Cevap B seçeneği. Osmanlı devletinde taşra teşkilatında görev yapan aşağıdaki görevlilerden hangisinin askeri bir yükümlülüğü bulunmamaktadır? Tımarlı sipahinin askeri yükümlülüğü bulunmaktadır. Tımarlı sipahiler cebel adı verilen atlı asker yetiştirmekle görevlidir yine savaş zamanı atlı askerlerle birlikte savaşmaya gider. Sancak beylerinin askeri yükümlülüğü bulunmaktadır savaş zamanı ordusuyla birlikte, sancaktaki ordularla birlikte savaşmaya gider. Beyler ve yine eyaletlerin başındaki kişidir. Askeri yükümlülüğü bulunmaktadır. Eyaletteki askerlerle birlikte savaşmaya gider. Alay beyi zaten alay birliğinin başındaki görevlidir. Askeri görev bulunmaktadır. Muhtesibin askeri görev bulunmaktadır. Askeri, muhtesipler Osmanlı Devleti'nde çarşı pazarları denetleyen görevlidir. Fiyat kontrolü yapmak görevler arasında yer almaktadır. Cevap B seçeneği. Çinlilerin 751 yılında Müslüman Araplara karşı yaptıkları Talas Savaşı'nda yenilerek Doğu Türkistan'dan çekilmesi üzerine Uygurları tarım havzasına yönelterek en parlak dönemlerini yaşatan hükümdarlara aşağıdakilerden hangisidir? Kutluk Kağan, Kutluk Devleti'nin ikinci Köktürk Devleti'nin kurucusudur. Kapkan Kağan, ikinci Köktürk Devleti hükümdarıdır. Kutluk Bilge Kül Kağan, Uygur Devleti'nin kurucusudur. Bükük Kağan döneminde Uygurlar Mandini benimsemiş, Mandini'nin etkisiyle yerleşik hayata geçmiş savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Uygurları tarım havzasına yönelterek en parlak dönemlerini yaşatan hükümdarları Moyen Çurdur, Cevap, E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Meclisi i Meşveret'in hazırladığı lahiyalar Doğusu'na gerçekleştiren batılaşma hareketine Nizam-ı Cedid adı verilmiştir. Bu yenilikler aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılmıştır? 3. Ahmet döneminde Lale devri yaşanmış. Lale devrinde Osmanlı Devleti ilk defa batıyı örnek almaya başlamıştır. 2. Mustafa 2. Mahmut seçenekleri verilmiş. 2. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış. Ayanlarla Senedi ittifakı imzalamıştır. Abdülmecit döneminde ıslahat fermanı, tanzimat fermanları kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde batılaşma hareketi olan Nizami Cedid çalışmaları 3. Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Fransa örnek alınarak özellikle ordu alanında Islahatlar yapılmış. Nizami Cedid adı verilen yeni bir askeri birlik, askeri ordu oluşturulmuştur. Bütün bu Nizami Cedid çalışmaları Kabakçı Mustafa isyanı çıkmasıyla sona ermiştir. Cevap D seçeneği. Geleneksel Türk sanatları olan minyatür ve orta oyunun ilk örneklerini vermişlerdir. Kendilerine özgü bir alfabe yazısı kullanmışlardır. Çağatay Türklerinin ataları olarak kabul edilmişlerdir. Bu cümlelerle çeşitli özelliklerinin ait olduğu Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Kök Türkler Orta Asya'da kurulmuş Türk devletlerinden bir tanesidir. Uzun yıllar bağımsız olarak yaşamış, belli bir dönem Çin esaretine girmiştir. Daha sonra Çin esaretinden kurtularak tekrardan bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Kırgızlar yine Türk tarihinde Orta Asya'da kurulmuş önemli Türk topluluklardan bir tanesidir. Manas Kırgızlara aittir. Türk güçler Türk tarihinde parayı ilk basan Türk topluluğudur. Kıpçaklar, kumanlar yine Orta Asya'da Türk toplulukları arasında yer almaktadır. Yukarıda çeşitli özellikleri, özellikleri verilen Türk topluluğu Uygurlardır. Yine Uygurlar tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olma özelliği de taşımaktadır. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması'ndaki Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir kararın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz. Karadeniz'in Türk iç denizi olma özelliğini kaybetmesine ortam hazırlanmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabiliyor, ticaret yapabiliyor. Bu da Karadeniz'in Türk iç denizi olma özelliğini kaybettiğini gösterir. Rusya'nın sıcak denizlere inme hedefine yaklaşmasını gerçekleştirmiştir. İstanbul'un güvenliğin tehlike altına girmesine yol açmıştır. Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurması İstanbul'u tehlike altına sokmuştur. Rusya'nın ekonomik kazanımlar sağlamasına yol açmıştır. Rusya'nın Karadeniz'de ticaret gemileri bulundurması, boğazlardan serbestçe geçiş hakkı elde etmesi ekonomik kazanım sağlamıştır. Baharat yolundaki denetimin Rusya'ya geçmesine yol açtığı söylenemez. Baharat yolu Akdeniz'de geçmektedir. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurarak ticaret gemileri bulundurmakla İpek yolunun denetimini eline almıştır. Cevap A seçeneği. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sırasında yarbaylıktan albaylığa terfi ettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? Suriye-Filistin cephesinde Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı mücadele etmiştir. Kafkasya cephesinde Ruslara karşı mücadele etmiştir. Makedonya cephesi Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım amaçlı savaştığı cephedir. Irak, Basra'da Mustafa Kemal İngilizlere karşı mücadele etmiş. Yine Irak cephesinde Türk orduları İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dünya savaşı sırasında yarbaylıktan albaylığa terfi ettiği cephe Çanakkale cephesidir. Çanakkale'de Mustafa Kemal özellikle Anafartalar arı burnunda büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Cevap A seçeneği. Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda subayı şehit olmasına neden olduğu için Subaylar Savaşı olarak da adlandırılan muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Türk orduları mağlup olmuş bu savaştan sonra ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mustafa Kemal tekarif Milli Emirlerini yayınlamıştır. 1. İnönü Muharebesi düzenli birliklerin, düzenli ordunun Yunanlara karşı kazandığı ilk zaferdir. Bu zaferden sonra işte ve dışta pek çok gelişme yaşanmıştır. İşte İstiklal Marşı'nın kabulü, Teşkilat Esasiyeli'nin kabulü, dışta ise Londra Konferansı, Moskova Antlaşması ve Afganistan'da dostluk anlaşması yapılmıştır. İkinci İnönü Muharebesi yine Yunanlara karşı kazanılmıştır. Başkomutanlık Meydan Savaşı ile de Yunanlılar denize dökülmüştür. Sakarya Savaşı Türk orduların taarruz gücüne ulaştığı savaştır ve aynı zamanda pek çok subayın ölmesinden dolayı, şehit olmasından dolayı bu savaş Subaylar Savaşı olarak da adlandırılmıştır. Sakarya Savaşı basında 5000 civarında olan Türk ordusundaki subay sayısı 4000'e kadar düşmüştür. Bundan dolayı da savaş Subaylar Savaşı olarak adlandırılmıştır. Cevap D seçeneği. Atatürk tarafından kaleme alınan nutuk 1919 ile 1927 yıllar arasında gerçekleşen olayları anlatmaktadır. Buna göre nutukta aşağıdaki gelişmelerden hangisine yer verilmesi beklenemez. Cumhuriyetin ilanına yer verilmesi beklenir. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'te gerçekleşmiştir. Hilafetin kaldırılmasına yer verilmesi beklenir. Hilafet 3 Mart 1924'te kaldırılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına yer vermesi beklenir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çok partili hayata geçiş denemeleri amacıyla 1924 yılında kurulmuştur. Şeyh Said İsyanı'na yer vermesi beklenir. Şeyh Said İsyanı 1925 yılında meydana gelmiştir. 1. 5 yıllık sanayi planının yürürlüğe sokulmasına yer vermesi beklenemez. 1. 5 yıllık sanayi planı 1932 yılında hazırlanmış, 1934 yılında yürürlüğe girmiştir. Cevap D seçeneği Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri gösterilmiştir. Bu yerlerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında hangi biyomlardaki hayvan ve bitkilerin düşük sıcaklıklara daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Evet, düşük sıcaklıkların olduğu yerlerdeki biyomlar e, biyomlarda bulunan bitki ve hayvan türleri daha dayanıklıdır. 5. Ekvatoral bölge Burada sıcaklık yüksek olduğundan dolayı düşük sıcaklara dayanıklı değil. 4. Çöl bölgesi düşük sıcaklara dayanıklı değil. 3. Muson bölgesi e, düşük sıcaklara dayanıklı değil. Ancak 2 ve 1 numaralı bölgedeki biyomda bulunan bitki ve hayvan türleri sıcaklığı düşük olmasından dolayı daha dayanıklıdır. Doğru cevabımız bu yüzden 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Besin zincirindeki canlıların üreticiden tüketiciye doğru dikey olarak dizilmesiyle enerji piramidi oluşur. Enerji piramidinde alttan yukarıya doğru unsurlarının hangilerinde azalma olur? Evet, bitkilerden üçüncü tüketicilere doğru gittikçe enerji miktarı azalır. En fazla enerjiyi bitkiler kullanır. Daha sonra yukarı çıktıkça azalır. Birey sayısı yukarı çıktıkça azalır. Toplam biyokütle azalır. Evet, hangilerinde azalma olur diyor. Hepsinde azalma olur yani. 1, 2, 3. 3'ünde azalma olur. Bu yüzden doğru cevabımız 3'ünün oldu. Yani 1, 2, 3ün olduğu E seçeneğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünya üzerinde yıl boyunca deniz, kara ve havada ölçülen ortalama sıcaklığın artması nedeniyle dünyada iklimlerin değişmesidir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sonuçlarından değildir? Sera gazı salınımı. Bu nedir? Sebeplerindendir, sonuçlarından değil. Sera gazı salınımı fazla olduğu zaman atmosferdeki sera gazı miktarı artar. Bu da küresel ısınmayı artırır. Bu yüzden bu sonuçlarından değil, sebeplerindendir. Şiddetli yağışların meydana gelmesi sonuçtur. Bitki örtüsünün değişmesi sonuç bazı canlıların neslinin tükenmesi küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan e, durumdur. Yani sonuçtur. Buzulların ermesi ısınma ile birlikte sonuçtur. Sonuçlarından değildir diyor. Sere gazı sandım. sonuç değil sebeptir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'de gelişmişlik bakımından bazı bölgesi Bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için kalkınma projeleri planlanmıştır. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerinden birisinin kapsadığı iller verilmiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu projenin amaçlarından biri değildir? Burada hangi e, proje verilmiş? DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi kalkınma projesi verilmiş. Hangisi bu projenin amaçlarından değildir diyor. Alternatif turizm olanaklarının değerlendirilmesi. Alternatif turizm olanakları dediğimiz nedir? Yayla turizmi, ekoturizm gibi. Dolayısıyla bu amaçlarından bir tanesidir. Altyapı ulaşım ve şehirleşmenin geliştirmesi bütün projelerin amaçlarından biri olduğu gibi Tokap'ın amaçlarından da birisidir. Tarıma ayrılan arazi oranının artırılması. Evet bu projenin amaçlarından birisi değil. Çünkü burada e, tarım alanları dar. Bu e, tarım e, arazilerinin oranının artırılması projenin amaçlarından değil olanın verimin artırılması amaçlarındandır. Bölgenin ekonomik refah düzeyinin artırılması amaçlarından, bölge dışına göçün önlenmesi için eğitim ve sağlık yatırımlarının artırılması, bu da yine nedir? E, amaçlarından birisidir. Burada e, projenin amaçlarından biri olmayan sorulmuş, o da C seçeneğidir. Aşağıdaki şehirlerin hangisinin ekonomik olarak gelişmesinde turizm gelirlerinin payı diğerlerinden daha fazladır. Evet, Oxford dediğimiz zaman nerede bulunmaktadır? İngiltere'de bulunmaktadır. Oxford dendiği zaman akla ne gelir? Eğitim, kültür gelir. Oxford özellikle eğitim akla gelir. Rotterdam nerede yer alır? Hollanda'da yer alır. Rotterdam'ın özelliği nedir? Liman kent olmasıdır. Yani gelişmesinde liman özelliği ön plandadır. Los Angeles nerede yer alır? Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alır özelliği nedir? Sanayi yönünün gelişmiş olmasıdır. Londra nerede yer alır? İngiltere'de yer alır. Özelliği nedir? İdari başkent olması özellikle etkilidir. Las Vegas nerede yer alır? Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alır. Özelliği nedir? Turizmdir. Evet ne diyor? Turizm gelirlerinin payı diğerlerinin daha fazladır Las Vegas'ta. Doğru cevabımız. Bu yüzden E seçeneğidir. Dünya üzerinde deprem ve volkanik faaliyetler fay hatları boyunca daha fazla meydana gelir. Harita üzerinde numaralandırılan yerden hangisi bu alanlardan biridir? O zaman genel olarak deprem kuşaklarının oluştuğu, volkanik faaliyetlerin oluştuğu fay hatlarını çizdiğimiz zaman levha sınırlarını bunu genel olarak görürüz. Et evet, Pasifik deprem kuşağı dediğimiz ateş çemberi çizdik. Yine ee, Akdeniz deprem kuşağı ya da Alp Himalaya ekonomi sisteminin olduğu bölge Doğu Afrika bölgesi Doğu Afrika bölgesi Atlas okyanus ortasının sırtının, e, okyanus sırtının bulunduğu bölge etken evet, olarak baktığımız zaman hangisi bu alanların içerisinde yer alır? 4. Diğerleri bu alanların dışında yer aldığından dolayı nedir burada? Deprem ve volkanik faaliyetler e, fazla görülmez. Bu yüzden doğru cevabımız 4'ün olduğu D seçeneğidir. Aşağıda yerleşim alanlarına ait bazı sosyal ve ekonomik özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehir yerleşimlerine ait özelliklerden değildir. Sanayi ve ticaret. Bakıyoruz. 1. Gazete, dergi ve kitap okuma oranı yüksektir. Çünkü sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu yerlerde eğitim seviyesi yüksektir. Dolayısıyla gazete, dergi ve kitap okuma oranı yüksektir. Örnek verecek olursak diyelim ki e, sanayi ve ticaret nerede gelişmiştir? İstanbul'da gelişmiştir. E, gazete, dergi ve kitap okuma oranı yüksektir. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yetersizdir diyor. Yanlış. Evet burası gelişmiş olduğundan dolayı e, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yeterlidir. Bu yanlış. Mesleki uzmanlaşma gelişmemiştir. Bu da yanlış. Bu tür yerlerde çünkü mesleki uzmanlaşma gelişmiştir. Eee Gelişmiş bölge olduğundan dolayı bu da yanlış. Sosyal dayanışma güçlü değildir. Evet bunu söyleyebiliriz. Sosyal dayanışma genelde e, nedir? Hırsal alanlarda daha e, fazla gelişmiştir. Ancak şehir yerleşmelerinde e, gelişmiş olan bölgelerde sosyal dayanışma fazla güçlü değildir. Şehir yerleşimine ait özelliklerden değildir diye sormuş. O zaman 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerde çıkarılan doğal kaynakların hangisi aşağıda yanlış verilmiştir. Tek tek incelediğimiz zaman bir Zonguldak bölgesi. Dolayısıyla burada çıkarılan maden hangisidir? Taş kömürü. 2 Artvin-Murgul bölgesi. Bakır çıkarılmakta. 3 bakıyoruz neresi? 3'ün bulunduğu Fethiye bölgesi. Muğla bölgesi. 3 Prom demiş. Evet. Bu da e, doğru verilmiş. Krom çıkarılmakta. 4. Lingit demiş. 4'e bakıyoruz. Neresi? Evet. Kırklareli bölgesi. Kırklareli bölgesinde lingit çıkarılır mı? Çıkarılır mı? Ne var? Burada doğalgaz bulunmaktadır. Dolayısıyla yanlış eşleştirilmiş. 5'e bakıyoruz. Sivas'ın olduğu bölge. Demir demiş. Doğru verilmiş. Hangisi yanlış gösterilmiş? 4 lingit. Doğru cevabımız D seçeneğidir hızla gelişen ve değişen dünyamızda üretilen mal ve hizmetlerin toplumun değişen istek ve gereksinimlerine uygun olması, ekonominin gelecekte günümüzden farklı olmasına neden olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geleceğin ekonomik özelliklerinden biri olamaz. Arge'ye daha fazla önem verilmesi. Evet, arge dediğimiz nedir? Araştırma, geliştirme. Eski ekonomide argeye verilen önem düşük ve orta seviyede ancak gelecekte daha fazla önem verilecektir. Dolayısıyla bu geleceğin ekonomik özelliklerinden biridir. Ekonomik büyümede belirleyici faktörü sermaye ve iş gücü olması yanlış. Çünkü geleceğin ekonomisinde sermaye ve iş gücü yerine yenilik, icatlar ve bilgi olacaktır. Dolayısıyla bu yanlış. Üretimin küresel çapta yani global olması evet geleceğin ekonomisinin özelliklerinden hizmet sektörü ağırlık sektörlerin sektör yapıların yaygınlaşması bu da geleceğin e, ekonomisi ile ilgili sanayide iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması. Neden? Çünkü e, dijitalleşme artacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. İç kesimlerle ulaşımın kolay ve çeşitli olduğu yerlerdeki limanlar daha fazla gelişmiştir. Bu tür limanların şehir ekonomilerine katkısı daha da katkısı da daha fazladır. Bu durum Limanlarının hangileri için söylenemez? İzmir, Bandırma, Sinop, Hopa. Ne diyor? İç kesimlerle ulaşımın kolay ve çeşitli olduğu. İzmir iç kesimlerle ulaşım kolay mı kolay? Bu yüzden hinterlandı geniş. Aynı şekilde Bandırma, Bandırma Valsesir'in ilçesi. Bandırma limanında iç kesimlerle ulaşım kolay mı kolay? Hinterlandı geniş. Dolayısıyla bu iki e, merkezimizde Limanların katkısı, şehir ekonomisine katkısı da fazla. Ancak Sinop ve Hopa dağların hemen kıyıdan itibaren paralel uzanması, iç kesimlerle e, ulaşımı zorlaştırmıştır. Bu nedenle de e, bu limanların şehir ekonomilerine katkısı azdır. Hangileri için söylenemez diyor. 3 ve 4 yani Sinop ve Hopa için söylenemez. Bu yüzden doğru cevabımız 3 ve 4'ün olduğu E seçeneğidir. Karadeniz'in kıyı kesiminde yer alan Rize. Trabzon ve Artvin gibi illerde ılıman iklim koşulları etkili olmasına rağmen bu illerde seracılık gelişmemiştir. Bu durum illerin aşağıda verilen e, hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir? Aşağıdaki verilen hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir? Burada neye dikkat ediyoruz? Seracılık faaliyeti sorulmuş. Seracılıkta etkili olan faktör nedir? Kış sıcaklığı yüksek olması ve güneşli gün sayısının fazla olmasıdır. Güneş ışığından yararlanma oldukça önemli. Bizden e, yer neresi? Rize, Trabzon, Artvin. Burada ılıman iklim koşulları yaşanıyor. Fön rüzgarları kışın etkili. E, denizin etkisi var. Ancak burada seracılıktan fazla yararlanılmamasında neyin etkisi var? Güneş ışığının güneş ışığının fazla olmamasının etkisi var. Bu bölge sürekli nemli, bulutlu olduğundan dolayı güneş ışığından yeterince yararlanılmamakta. Bu nedenle de e, burada seracılık fazla gelişmemiştir. Yıllık yağış miktarlarının fazla olması burada etkili değil. Tarım alanlarının dar olmasıyla seracılığın bir ilgisi yok. Seracılıkta kış sıcaklığı bir güneşli gün sayısı etkili. Yer şekillerinin engebel olmasıyla bir ilgisi yok. Akdeniz'de yer şekilleri engebeli. Bir doğal bir örtüsünün orman olması bu da etkili değil. Burada çünkü seracılık faaliyetinden bahsediyoruz. Ancak güneşli gün sayılarının az olması. Evet. Güneşli gün sayıları neden az? Burada nem ve bulutluluk fazla olduğundan dolayı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre Kant'ın tanımındaki haklı çıkarmak veya tasdik etmek felsefi düşüncenin hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir? Kant felsefeyi kendisini akla dayanan nedenlerle tasdik etmek yani doğrulamak veya haklı çıkarmak iddiasında olan bir zihinsel etkinlik olarak tanımlamıştır. Akla dayanan nedenler insanın her türlü deneyini gözlemini, bunlara dayanan her türlü akıl yürütmesini ve sezgisini içine alan geniş bir nedenler veya gerekçeler yani dayanaklar grubunu ifade etmektedir. Haklı çıkarmak veya tasdik etmek ise herhangi bir önermeyi bu önermeyi ileri sürmeyi mümkün kılan dayanak, kanıt ya da gerekçelerle ortaya koymayı ifade etmektedir. Yani demek ki Kant'ın tanımındaki haklı çıkarmak ya da tasdik etmek arkadaşlar felsefi düşüncenin gerekçelendirme, dayanaklandırma temellendirme özelliği ile ilgilidir. Yani ileri sürülen bir düşüncenin haklılaştırılması, gerekçelendirilmesi ya da temellendirilmesidir. Buna göre A çözümleyici olması verilen parçada Kant'ın haklı çıkarmak ya da tasdik etmek gibi ifadesinden hareket ettiğimizde felsefi düşüncenin böyle bir özelliğiyle ilişkilendirilemez. Eleştirel ve sorgulayıcı olması felsefi düşüncenin hiçbir şey olduğu gibi kabullenmeyip irdelemesiyle ilgilidir akla dayalı ve tutarlı olması ise felsefi düşüncenin mantık ilkelerine uygun bir anlayış içerisinde hareket ettiğini ifade eder. Sorulara daha fazla önem vermesi de yine bu parçayla Kant'ın anlatmak istediği düşüncelerle ilişkilendirilebilecek herhangi bir ifade göremiyoruz fakat temellendirmeye dayalı olması bakın dayanaklandırma, kanıtlama, gerekçeler sunma işte bu şekilde haklı çıkarmak veya tasdik etmek Kant'ın tanımındaki bu ifadeyi ele alıp değerlendirdiğimizde felsefi düşüncenin temellendirmeye dayalı olmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada geçen filozoflar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Öncelikle seçenekleri kısaca ifade edelim arkadaşlar. A entüisyonistler. Entüisyonistler sezgici anlayışı savunan bir akımdır. B. Septikler. Septikler ise kuşkucu yani şüpheci filozoflardır. Ve bu görüşü savunan düşünürlere göre yani septik filozoflara göre duyular insanı yanıltır. Dolayısıyla kesin doğrulara ulaşmak mümkün değildir. C. Empiristler. Empirisler ise deneyici görüşü savunan bir akımdır ve bu görüşe göre tüm bilgiler sonradan yaşantılarla, tecrübelerle edinilir. D. Dogmatikler. Dogmatikler zaten doğru bilginin mümkün olduğunu savunan bir görüştür. Bu açıdan baktığımızda entüzyonistler, empiristler de birer dogmatiktir arkadaşlar. Yani doğru bilgi mümkündür. Görüşünü savunmaktadır dogmatikler. E. Pozitistler. Pozitistler de olgucu görüşü savunan bir akımdır ve bu görüşe göre bilimsel olarak kanıtlanabilen bilgiler doğrudur. Bunun dışındakiler metafiziktir. Pozitistler de dogmatiktir çünkü doğru bilginin mümkün olduğunu savunmaktadırlar. Yani doğru bilginin mümkün olmadığını savunan tek görüş burada dikkat edersek septikler yani kuşkuculardır. Şimdi parçaya bakalım. Geçmişe baktığımızda da bizim bugün kesin olarak yanlış olduğunu tespit ettiğimiz birçok şeyin kesin doğrular olarak benimsendiğini görürüz. Ancak günümüzde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar en temel bilgi kaynağımız olan duyuların biz insanları sürekli yanılttığını ortaya koymuştur. Bakın biraz önce de bahsettim. Septik düşünürler, duyuların insanı yanılttığını, dolayısıyla kesin, mutlak, genel, geçer bir bilgiye ulaşamayacağımızı savunmaktadırlar. Felsefe tarihinde ise duyuların bu yanıltıcılığı doğru bilginin imkanına kuşkuyla yani şüpheyle bakan filozofların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biraz önce de söylediğim gibi kuşkucu yani şüpheci görüşü savunanlar septik filozoflardı. Parçada da anlatılan filozoflar septiklerdir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Bilim felsefesi açısından deneysel bilimlerde kanun yoktur, teori vardır, yani Kur'an vardır. Birçok bilim kitabında fizik veya kimya kanunlarından söz edilir. Örneğin kütle çekim kanunu veya kütlenin korunumu kanunu gibi. Orada kastedilen ilgili teorinin o kadar çok doğru olduğunun gözlendiği ve sınandığı, dolayısıyla artık o teoriye kanun nitelemesinin yakıştırılabileceğidir. Ama bilim adamı bilir ki aslında bir teori olan o kanunun arkasında şu an için geçerli sınamalar yani denemeler vardır. Gelecekte aksi bir durumunda ortaya çıkması muhtemeldir. O zaman o kanunlardan söz eden kitapların değiştirilmesi gerekir. Yani demek ki bilimsel bir süreçte arkadaşlar teori olarak bildiğimiz görüşler yanlışlanabilir ve deneysel anlamda test edilebilir ve yanlışlığı ortaya konulabilir. Bir örnekle bu durumu kısaca ifade edersek, mesela bir bilim insana diyelim ki bin tane bin tane kuyu gözlemledi ve dedi ki bütün kuğular beyazdır. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz. Bin kuğunun dışında karşılaştığımız farklı renkte bir kuğuyu görme ihtimalimiz var mı? Var. O halde bilimselliğin ölçütü sınanabilirliktir. Yani yanlışlanabilirliktir. İşte parçada da savunulan bilimsellik ölçütü yanlışlanabilirlik görüşüdür arkadaşlar diyebiliriz. Bu bilgilerden sonra seçeneklere baktığımızda A teoriler bir defa kanıtlandıktan sonra artık doğrulukları tartışılamaz. Zaten böyle bir görüşün yanlışlığı ifade ediliyor. Yani yanlışlanabilir, çürütülebilir. B. Bilimdeki kanunlar ancak yanlışlanıncaya kadar doğrudur. Evet arkadaşlar bakın bilimdeki kanunlar Yasalar ancak yanlışlanıncaya kadar doğru kabul edebiliriz. Yoksa biz herhangi farklı bir bilgiyle karşılaştığımızda var olan bilgilerin geçerli olmadığını söyleyebiliriz. C. Teorilerin doğruluğu sorgulanabilir ancak kanunlar değişmez. Bilimsel yargılardır. Parçada tartışılan bir konu değil. D. Bilimsel bilgiler mutlak doğru olan bir takım temel kanunlara dayanır türünden bir düşünce de dile getirilmiyor. E teoriler yanlışlanabilir ancak kanunlar yanlışlanamaz. Konusu da tartışılmıyor. Arkadaşlar bakın bilim adamı bilir ki aslında bir teori olan o kanunun arkasında şu an için geçerli sınanmalar vardır. Gelecekte aksi bir durumun da ortaya çıkması olasılıklıdır. Dolayısıyla o zaman o kanunlardan söz eden kitapların değiştirilmesi gerekir. Şimdi teoriler yanlışlanabilir ancak kanunlar yanlışlanamaz gibi bir karşılaştırmadan ziyade bilimdeki kanunların ancak yanlışlanıncaya kadar doğru kabul edileceği ifade ediliyor parçada. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sembolün onunla ilgili başka sembolleri anımsatmasıyla yani hatırlatmasıyla gerçekleşen düşünme çeşidi çağrışımlı düşünmedir. Buna göre verilen örneklerden hangileri çağrışım ilkelerine uygun değildir? Parçada belirtildiği gibi arkadaşlar bir sembolün onunla ilgili başka sembolleri, simgeleri hatırlatmasıyla gerçekleşen düşünme çeşitli çağrışımı düşünmedir. Şimdi 1453 yılının İstanbul'un fethini, ilkbaharın renk renk çiçekleri anımsatması, bunun yanı sıra sıcağın soğuğu, siyahın beyazı, ekşinin tatlı insanın aklına getirmesi çağrışım ilkelerine uygun örneklerdir. Fakat gün boyu çok yorulan ve bitkin düşen birinin oturduğu koltukta uyuyakalması bunun yanı sıra oruç tuttuğu için çok acıkan birinin canının yemek istemesi fizyolojik durumlarla ilgilidir. Yani bir çağrışımla ilgili bir süreci ifade etmiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4'ün olduğu E seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnek oluşturur? Şimdi yansıtma neydi arkadaşlar? Yansıtma bireyin kendinde bulunan olumsuz duygu, düşünce ve özellikleri başkasında varmış gibi göstermesidir. Ya da bireyin başarısızlıklarını, hatalarını başkasına yükleyip suçu başkalarına atmasıdır. Buna göre seçenekleri incelediğimizde A, iş yerinde patrondan azar işitip eve gelen bir babanın aile bireylerine kötü davranması, yön değiştirme türünden bir savunma mekanizmasıdır. Peki yön değiştirmede ne vardı arkadaşlar? Şöyle bireyin gerçek hedefe yöneltemediği öfke ve kızgınlık gibi duygularının yönünü değiştirip bu duyguları bir başka nesne ya da kişiye yöneltmesidir. Zaten A seçeneğinde de bu durumdan söz ediliyor ve bir ressamın yaptığı resim beğenilmeyince atölyesindeki tüm resimleri yırtması da yine öfkesini, kızgınlığını başka bir nesneden çıkardığını göstermekte. Dolayısıyla yön değiştirme, savunma mekanizması ile ilgilidir. C. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren birinin başkalarını yalancılıkla suçlaması tabii ki yansıtma türünden bir savunma mekanizmasıdır. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani bireyin başarısızlıklarını, hatalarını başkasına yükleyip suçu başkalarına ne yapması vardır? Yansıtmada atması vardır arkadaşlar. De bir çocuğun Küçük kardeşini kıskandığı halde çevresine onun koruyucusu gibi davranması ise karşı tepki geliştirmedir arkadaşlar. Karşı tepki geliştirmede ne vardı? Şöyle bir durum söz konusuydu. Bir der adıyla ters tepki oluşturmadır. Bireyin sahip olduğu duygu ve düşüncenin tam tersini göstermesidir. Karşıt ya da zıt, tepki, geliştirme. Evet, D seçeneğinde de böyle bir savunma mekanizması var. E'ye bakalım. Çocuğunu trafik kazasında kaybeden bir kadının çocuğunun öldüğünü kabullenememesi. İşte burada ise bir yatsıma yani reddetme, inkar etme türünden bir savunma mekanizması vardır. Çünkü bireyin olumsuz ve kaygı verici olay ya da durumları inkar etmesi, yok sayması yatsımadır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre öğrenme açısından köpek ile koyun arasında görülen bu fark aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Köpeklere havaya fırlatılan bir frisbee'yi havada yakalamalarını öğretebilirsiniz ancak ne kadar çabalarsanız çabalayın bir koyuna bunu öğretmek mümkün değildir. Çünkü köpekler söz konusu davranışı öğrenebilmek için gerekli biyolojik donanıma uygun bir tür iken diğer tür yani koyunlar bu niteliklere sahip değildir. İşte bu durum arkadaşlar türe özgü hazır oluşla ilgilidir. Yani öğrenme ile ilgili her türün kendine özgü sahip olduğu öğrenmeye bir yatkınlığı vardır. İşte bu yatkınlık türe özgü hazır olmayı anlatır. Her canlı kendine özgü organik yapıya, canlı yapıya sahiptir. Kas sistemleri, çene ve diş yapısı gibi. İşte bir canlının bir davranışı öğrenmesi için öğrenilecek davranışın canlının yapısına uygun olması gerekir. İşte parçada anlatılan durum bu. Yani bir koyuna frisbeyi havada yakalamasını asla öğretemezsiniz. Ya da insana uçmayı, balıklara yürümeyi, serçelere konuşmayı öğretemezsiniz. Bu durum türe özgü hazır oluşla ilgilidir. Yani bu fark, köpek ile koyun arasındaki bu fark türe özgü hazır oluşa dayandırılmıştır diyebiliriz. Diğer seçeneklere baktığımızda aşırı uyarılmaya değil arkadaşlar. Aşırı uyarılma çevredeki uyarıcıların çok ya da şiddetin yüksek olması sebebiyle oluşan durumdur. Mesela parlak bir ışık, çok tuzlu yemek, yüksek ses, gürültülü ortam gibi. Motivasyon eksikliğine de değil, motivasyon güdülenme ile ilgili bir durumdur. Dikkat bozukluğuyla ilgili bir durumdan da söz edilmiyor. Dengeleme homostesistir arkadaşlar. Yani şöyle, organizmanın yetersiz ve aşırı uyarılmaz sonucunda bozulan dengesinin yeniden sağlanmaya çalışılmasıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Sosyal statü, toplumsal tabakalaşmanın daha genel bir deyişle toplumsal yapının ürünüdür. Bu nedenle sosyal statüler var olan toplumsal yapıya göre önem ve değer kazanır. Örneğin, feodal toplumlarda soylu olmak önemli olduğu halde çağdaş sanayi toplumlarında ise daha çok yetenek ve beceri sahibi olmak önem kazanır. Yine insanların köle ve efendi biçiminde ayrıldığı köleci toplumda Köle bir aileden doğmuş olmak, aşağı bir statüye sahip olmak demektir. Buna göre A toplumsal yapının insanların yaşantısına göre şekillendiği, B toplumsal yaşamda bireyin birden fazla statüye sahip olduğu, C doğuştan edinilen statülerin değiştirilmesinin güç olduğu, D statülere verilen değerlerin toplumlara göre değiştiği, E toplumsal statülerin toplumsal yapıdan bağımsız olduğu. Şimdi parçada belirtildiği gibi toplumsal statü toplumsal tabakalaşmanın daha genel bir değişle toplumsal yapının neyidir? Bir ürünüdür. İşte verilen örneklere de baktığımızda bu doğrultuda açıklamalara yer verilmiş. İşte feodal toplumlarda soylu olmak önemli olduğu halde çağdaş sanayi toplumlarında ise daha çok yetenek ve beceri sahibi olmak önem kazanmaktadır. İşte insanların köle ve efendi biçimde ayrıldığı köleci toplumda köle bir aileden doğmuş olmak aşağı bir statüye sahip olmak anlamına gelir. İşte tüm bunlar gösteriyor ki verilen parçada anlatılmak istenen konu şu arkadaşlar. Statülere verilen değerlerin toplumlara göre değiştiğidir. Bakın toplumlara göre değiştiğinden söz ediliyor ve bu parçada vurgulanan bir konudur. Diğer seçeneklerde yani toplumsal yapının insanların yaşantısına göre şekillendiği, toplumsal yaşamda bireyin birden fazla statüye sahip olduğu, bunun yanı sıra doğuştan edinilen statülerin değiştirilmesinin zor olduğu ve ayrıca toplumsal statülerin toplumsal yapıdan bağımsız olduğunu ifade eden yargılar verilen parçada geçmiyor ya da parçada dile getirilen ifadeler değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki evlilik biçiminin hangisinden söz edilmemiştir? Evliliğin tarihte görülmüş en yaygın iki biçimi tek eşlilik ve çok eşliliktir. Arkadaşlar tek eşlilik evliliğe monogami denilir. Dolayısıyla monogamiden bahsedilmiştir ve bunun yanı sıra bakın çok eşlilik denilmiş. Çok eşlilik ise poligami türünden bir evlilik türüdür. Modern toplumlar çoğunlukla tek eşliliği teşvik ederler. Pek çok ülkede çok eşliliği engelleyen yasalar mevcut olmakla birlikte çok eşli evlilik de bütün dünya göz önüne alındığında istisnai bir durum değildir. Farklı kültürel ve hukuki geçmişleri olan toplumlarda çok eşli evlilikleri gözlemlemek mümkündür. Ayrıca eşin seçildiği gruba göre içten evlenme. İçten evlenme ise endogamidir. Yani bireyin kendi akraba ya da soyunun içinden biriyle evlenmesidir arkadaşlar. Endogami C seçeneğinde. Ve dıştan evliliklerden söz edilebilir. Dıştan evlilik ise egzogamidir. Bireyin akraba ya da soy dışından biriyle evlenmesidir. Bakın egzogami dıştan evlilik, endogami ise içten evliliktir. İçten evlenme biçiminde eş akraba içinden seçilirken biraz önce de bahsettiğim gibi dıştan evlenmelerde tam tersine eşin akraba dışından seçilmesi gerekir. İşte dıştan evlenme egzogami, içten evlenme ise endogamiydi. Dikkat edersek devirattan söz edilmemiş. Peki levirat neydi arkadaşlar? Levirat kocası ölen kadının kocasının erkek kardeşlerinden biriyle evlenmesidir. Yani kayınbiraderle evlenmektir. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme olarak nitelenemez? Değişme bir durumdan yeni bir duruma geçiştir. Toplumsal değişme toplumun kendisinde ve kurumlarında belirli bir zaman sürecinde meydana gelen farklılaşmalardır. Bir grubun, bir örgütün, bir topluluğun ya da toplumun bir biçimden yani bir şekilden bir başka şekle ya da biçime geçiş sürecidir. Buna göre B geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi, C internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal ilişkilerde azalması, D tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru bir geçişin olması, E Avrupa ülkelerinin kültürel unsurlarının giderek birbirine daha çok benzemesi tabii ki toplumsal değişme örnek durumlardır arkadaşlar. Ancak A seçeneğine baktığımızda şehirlerdeki nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılım göstermesi herhangi bir toplumsal değişme olarak karşımıza çıkan bir yargı değildir. Yani şehirlerdeki nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılım göstermesi demografi yani nüfusla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıdaki akıl yürütmede büyük, küçük ve orta terimin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar büyük terim sonuç önermesinin yüklemidir. Sonuç önermesine baktığımızda o halde dünya uzaydadır. Uzay büyük terim. Küçük terim sonuç önermesinin öznesidir. Özne dünya olduğuna göre dünya küçük terimdir. Orta terim ise öncülerde tekrar eden fakat sonuç önermesinde yer almayan terimdir. Gezegen gezegen orta terim orta terim. Evet doğru bir şekilde sıralarsak yani ilk önce büyük terim. Büyük terim neydi? Uzay olacaktı. Hemen B'yi, C'yi, E'yi eleyebiliriz. Büyük terim uzaydı. Küçük terim de dünya olacaktı. Küçük terim dünya bakıyoruz. Hemen D'yi de eleriz çünkü gezegen verilmiş. Orta terimimiz de tabii ki gezegen. Yani doğru bir şekilde sıralama A seçeneğinde verilmiştir. Buna göre doğru cevabımız tabii ki A seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen şema içlem kaplan bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Kaplan bir kavramın içine aldığı bireylerin sayısıdır. İçlem ise bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özellikleridir. Şimdi arkadaşlar verilen kavramlara baktığımızda kaplamı en geniş olan insandır. Kaplamı en geniş olan. Peki neden? Çünkü hepsini içine alıyor kadın ve anneyi de. Kaplamı en az olan ise annedir. Bu arada kaplamla işlem arasında ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Şöyle, biraz önce kaplamı en geniş olan insan, kaplamı en dar olan ise anne dedim. Şöyle sormuş olsam, içlemi en geniş olan hangisidir? Annedir. Çünkü anne hem bir kadındır hem de bir insandır. Peki içlemi en az olan hangisidir? İnsandır diyeceğiz. Buna göre A kaplamı en geniş kavram insandır. Biraz önce de söyledim. Doğru. B. Anne ile kadın kavramları arasında tam girişimlik vardır. Şimdi tam girişimlik neydi? İki kavramdan sadece biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyorsa aralarında tam girişimlik ilişkisi vardır. Evet arkadaşlar doğru anne ile kadın kavramları arasında tam girişimlik ilişkisi vardır. Yani şu şekilde ifade edebiliriz. İşte bütün anneler kadındır diyebiliyoruz. Bütün anneler kadındır bazı kadınlar annedir şeklinde ifade ediyorsak burada bir tam girişimlik ilişkisi vardır durumundan bahsedebiliriz. C. Anne kavramın içleminde insan kavramı yer alır. Doğru. Anne kavramının içleminde insan ve ayrıca kadın kavramları yer alır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. D. insan kavramının kaplamı anne kavramından daha fazladır. Doğru. Çünkü İnsan kavram olarak baktığımızda diğerlerini de içine alıyor. Dolayısıyla insan kavramının kaplamı anne kavramından daha fazladır. Bunun yanı sıra kadın kavramından da daha fazladır. E, kadın kavramıyla anne kavramlar arasında eşitlik ilişkisi vardır. Şimdi eşitlik ilişkisi neydi? Eşitlik ilişkisi dediğimiz arkadaşlar şöyle. İki kavram birbirleriyle örtüşüyorsa, kavramlardan her biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyorsa aralarında eşitlik ilişkisi vardır ve şu şekilde gösterilir eşitlik ilişkisi. Mesela x ve y değerlerini düşünelim. Şöyle eşitlik ilişkisi diyelim. Bütün x'ler y'dir. Bütün y'ler x'tir şeklinde ifade ediyorsak orada bir eşitlik ilişkisi vardır. Fakat bu ifade yanlış. Bakın kadın kavramı ile anne kavramları arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Yani şöyle diyebiliyor muyuz? Her kadın anne midir? değildir. Her anne kadındır diyebiliyoruz fakat her kadın annedir diyemiyoruz. Dolayısıyla kadın kavramı ile anne kavramları arasında şöyle bir ilişki kurulabilir. Bakın bütün kadınlar, bütün anneler kadındır. Bazı kadınlar annedir. Yani anne ile kadın arasındaki ilişki ne demiştik? Tam girişim ilişkisiydi. Buna göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki doğruluk çizelgesindeki 1 ve 2 numaralı sütunlar sırasıyla aşağıdaki hangi önerme kalıplarını göstermektedir? Şimdi verilenlere baktığımızda arkadaşlar bakın pvq önermelerin değerleri zaten ifade edilmiş. 1 no'lu ve 2 no'lu yerler bizden isteniyor. Şimdi dikkat edelim bakın burası doğru değeri almış. Yanlış, yanlış, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış. Şimdi b seçeneğine dikkatlice baktığımızda P ancak ve ancak Q değerini yazalım. P ancak ve ancak Q değerini yazalım buraya. 2 nolu yere ise değil P ve Q önermesini yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın karşılıklı koşul eklemidir şu ancak ve ancak. Böyle bir durumda eğer P ve Q önermelerinin her ikisi de aynı doğruluk değerine sahipse doğru farklı değerler alıyorsa yanlış yazardık. Dolayısıyla bakın doğru ancak ve ancak doğru nedir? Doğrudur. Peki doğru ancak ve ancak yanlış nedir? Yanlış olacaktır. Yanlış ancak ve ancak doğru yanlıştır. Yanlış ancak ve ancak yanlış. Aynı doğruluk değerini aldığı için yine doğrudur. Bakın burası oluyor. Hemen diğerine bakalım. Değil P ve Q. Tümel evetleme eklemidir. Dikkat edelim. Ve ters ve şeklinde yazılmış. Şimdi tümel evetleme ekleminde şuraya doğru yazabilmem için her iki önermenin de yani P ve Q değerlerinin de doğru olması gerekir. Yalnız şunu da göz ardı etmeyelim değil P. Bakın hemen değil P'yi şuraya yazdığımızda P'nin zıttı yani yanlış, yanlış, doğru, doğru olacaktır. Yani şuradan tersini aldık. Ve arada tümel demekte mi V var, Q var. Önce değil P'ye bakacağız ardından Q'ya bakacağız arkadaşlar. Yanlış ve doğru yanlıştır, doğru. Evet arkadaşlar yani yanlış olacaktır. Yanlış ve yanlış yanlıştır. Evet. Doğru ve doğru doğrudur. Her ikisi de doğru değerini almış. Doğru ve yanlış, yanlış değerini alır. Demek ki 1 ve 2 numaralı sütunlar sırasıyla P ancak ve ancak Q, değil P ve Q önermeleridir. Şimdi A seçeneği niye olmaz arkadaşlar? Bakın P ise Q denilmiş. Koşul eklemi var. Koşul ekleminde birinci değer doğru, ikincisi yanlışsa yanlış değer durumlarının hepsinde doğru olur. Şimdi baktığımızda bakın... P ise Q. Bakalım şöyle. Doğru ise doğru ise yanlış. Yanlış. Tamam burası sıkıntı yok. Yalnız bakın yanlış ise doğru. Yanlış olmaz. Doğru olur. Diğer seçeneklerde de yine koşulların uymadığını görmekteyiz. Doğru bir şekilde 1 ve 2 numaralı sütunlara gelebilecek önerme kalıpları P ancak ve ancak Q değil P ve Q'dur. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen İslam eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisi olduğu soruluyor. Birincisinde İslam toplumunun dini, idari, hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesindeki merkezi özelliğine sahip olduğundan bahsediyor. Özellikle bu İslam dininin ilk zamanlarında mesela Mescidi Nebi'de ne yapıyor? Hem idari işler yürütülüyor, hukuki işler yürütülüyor, sosyal insanlar bir araya gelmiş oluyor. Sosyal yönü dini eğitimler yapılıyor. Bu neresiydi? Mescid-i Nebi yani mescide ait bir özellikten bahsetmiş. İkincisinde ise Müslümanların davranışlarına yön veren değerlerin, dini bilgilerin öğretildiği ve davranış eğitiminin yapılmış olduğu merkezi konum. Yani yine burada ne yapıyor? İnsanlara özellikle bir yere gelmiş olan insanlara dini eğitimler veriyor, ahlaki eğitimler veriliyor. Bunlar mescitlerde yapıldığından dolayı doğru cevabımız C seçeneği olur. Vakıf bir hizmetin yapılabilmesi için belli koşullarda bırakılan mal ya da mülk oluyor. Dolayısıyla buna ait bir özellikten bahsetmediği. Darun Nedve özellikle Kureyşliler yani Kureyş'in ileri gelenlerinin bir araya gelerek istişare yapmış oldukları yere deniyor. Dolayısıyla bu olmayacak. Beytül Hikme daha çok çevirilerin yapılmış olduğu yerler ve daha sonraki dönemde diğer eğitimlerin de yapılmış olduğu yerler. Dolayısıyla bundan bahsetmedi burada. Darul Hadis ise hadis ilminin yapılmış olduğu yerler için kullanılıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada yapılan açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilgili diye sormuş. Şu parçada ise yalnızca Allah'ın her şeyin Rabbi, Maliki, Yaratıcısı ve Rızık Verisi olduğunu, hiçbir ortağının bulunmadığını yani Allah'ın bir eşinin olmadığı, eşinin ve denginin olmadığını, ölümsüz hayat sahibi ve kainatın her daim idaresi olduğunu, idarecisi olduğunu yani kainattaki bütün işleri yöneten, idare eden olduğu göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı yani yer gök ne varsa hepsini yaratan o olduğu kainatı idare ettiğini orada her türlü tasarrufa sahip olduğunu kesin bir şekilde kabul etmek ve kamil manada ikrar etmek yani Kabul ediyorum kalben bunun doğruluğunu inanıyorum. Aynı zamanda bunu dilimle de söylüyorum. Şimdi burada neden bahsediyor? Özellikle Allah'ın varlığından birliğinden evreni yöneten olduğundan bahsediyor ve buna inanmaktan bahsediyor. Bunu kabul etmekten bahsediyor. Buna iman deniyor. Dolayısıyla burada imandan bahsetmiş. İslam teslim olmak demek, teslimiyet demek, boyun eğmek demek. Aynı zamanda Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin getirmiş olduğu, bildirmiş olduğu Allah'ın dinine de İslam deniyor. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. İhsan demek Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek demek. Takva Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmede hassas davranma. Cihad ise cehd etmek, gayret etmek, mücadele etmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla bunlardan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada hakkında bilgi verilen inanış biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğu sormuş. Parçada ise var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alemin yani metafiziğin bulunmadığını, bilinç, duygu, düşünce ve benzeri unsurların maddeden kaynaklandığını, bunların bile maddeden olduğunu, olup biten her şeyin sadece maddi sebeplerle açıklanabileceğini, sonuç olarak tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, özünde Tanrı tanımaz, yani ilahı Allah'ı kabul etmez, doktrinler bütününe verilen ad. Şimdi genel itibariyle baktığımızda hep maddeden bahsediyor, maddeden ibaret olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu materyalizme ait özellikler. Deizmde Tanrı inancı var. Ancak Tanrı sadece yaratma olarak var. Dolayısıyla bu değil. Politeizmde yine Tanrı inancı var ancak bir değil birden çok Tanrı var. Bu değil. Sekülerizm demek dünya birleşmek demek. Dinin dünya ile ilgisinin ilgili bağlarını kesmesi, bireysel hayata yönelmesi yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya yönelmesiyle ilgili. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. Agnostizm ise bilinmezlik. Yani ne var olduğunu kabul ediyor ne de yok olduğunu kabul ediyor. Bunu bilemeyeceği söylüyor. Bunlardan bahsedilmiyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada söz edilen mezhebin aşağıdakilerden hangisi olduğu sormuş. Parçada ise kelimesi sözlük anlamı itibariyle ayrılmak, bölünmek uzlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Ayrılmak, bölünmek, Mutezile. Dolayısıyla mutezi, Mutezile'den bahsediyor. İslam inancı içerisinde yer alan itikadi mezheplerden biridir. İtikadi mezhep inançla ilgili. Demek ki, eğer inançla ilgili olmayan mezhepler varsa hemen onu eririz. Mesela Caferilik gibi bu itikadi mezhep değil. Fıkhi mezhep mesela bunu elemiş oluruz böylece. Bu mezhebin kurucusu ...Vasıl İbni Atadır. İşte kurucusu bizim için önemli ipucu. Bu hangi mezhebin kurucusu? Muhtezile'nin kurucusu. Direkt buradan da çıkarmış oluyoruz. Vasıl hocası Hasan Basri Hazretleri ile... ...büyük günah meselelerinde... ...aynı görüşü paylaşmamış. Bundan sonra kendine... ...yakın arkadaşları ile... ...ilim meclisini terk etmişler. Bu nedenle... ...tutmuş oldukları yol ayrılanlar ve uzaklaşanlar yani mutezile ismini almış. Burada mutezileden bahsediyor. Hariciler daha çok halktan olan, halk tabakasından olan e, özellikle medeni hayata ayak uyduramayan bedevilerin oluşturduğu ve özellikle Hz. Ali ile ortaya çıkmış olan bir savaşta ne yapıyorlardı? Muaviye ile bir savaş yapıyordu. Sıfın savaşı. Burada ayrılıyorlardı. işte bir hakem olayı var. Bu hakem olayına karışmıyor. Ayrı oluyorlardı. Bunlar haricilerdi. Dolayısıyla burada haricilerden bahsedilmiyor. Şiiler ya da Şiilik bunlar da Hz. Ali ve Hz. Ali'nin soyundan gelenlerin halife olması gerektiğine inanıyorlar. Yani öncelikle hak onların olduğunu düşünüyorlar. Bundan bahsetmiyor. Eşarilik ise Ebu'l-Hasan'ın göçler etrafında kurulmuş olan bir itikadi mezhep. Burada zaten isim vermişti. Dolayısıyla bunlar değil. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu hadisler İslam inancının aşağıdaki hangi özelliğine örnek olur diye sorulmuş. Birincisinde din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz en iyi yapmaya çalışınız. Yani aşırılığa gitmeyiniz. Yapabildiğiniz en iyi şekilde yapınız. Yani ne yapacak? Bir denge söz konusu. Ün ümmetimden hata, unutma ve zor karşısında yaptıkları affedilmiştir. Yani hatayla yapmış olduğu, unutarak yapmış olduğu ya da zorluktan dolayı yapmış oldukları şeyler affedilmiştir deniyor. İşte burada yine İslam dininin affedici özelliğinden bahsetmiş. A seçeneğinde kamu yararından bahsetmiş. Şimdi burada kamuyla ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Bu olmaz. Haramların sınırlı olması. Yine burada baktığımızda haramlardan da bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da değil. Adaletin gözetilmesi. Burada haktan, hukuktan, adaletle ilgili bir şeyden bahsetmedi. Bu da olmaz. Helal alanların genişliği. Şimdi burada haram ya da helalle ilgili bir durumdan bahsetmediği için bu olmaz. Tekliflerin yapılabilir olması. Şimdi burada uygulanabilirlikten bahsetmiş her ikisinde de yani yapılmış olacak şeylerin kolaylaştırıcı olması, uygulanabilir olması. Dolayısıyla burada yapılabilirlikten bahsediyor. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuş diye sormuş. Parçada ise kişi ibadetleri kendinden beklenen güzel ahlaki davranışları yapmazsa imandan çıkmaz. Yani ibadetini yapmazsa güzel davranışlar yapmazsa imandan çıkmış sayılmaz. Ama imanın olgunluğunu kaybederek inancını zayıflatmış olur. Yani demek ki imanın güçlü olması ibadetlere, güzel ahlaka bağlı. O zaman iman ve amelden bahsederiz. Çünkü ibadetten, güzel ahlaktan bahsediyoruz. Bunlar amel. Örneğin dalları dalları budanıp yok edilen bir ağaç yine ağaçtır. Ama güzelliğini kaybetmiş kurma ihtimali olan bir ağaçtır amelsiz imanın durumu da böyledir diyor. İşte amel iman ilişkisinden bahsediyor. A seçeneğinde insanın Allah'la iletişimi demiş. Şimdi burada Allah'la iletişiminden bahsetmedi. Nasıl Allah'la iletişime girmiş oluyor? Kur'an okuyarak, namaz kılarak, dua ibadet ederek kısacası. Bu değil. İnanç esaslarının türlerinden bahsetmedi. Hani inanç esasları ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Allah'ın Varlık delilleri yine burada Allah'ın varlığını ispat eden delil olan herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bu da olmaz. İman ve ibadet yani amel ibadetten bahsetmiş. Dolayısıyla bu olur. Temel inanç esasları şimdi Allah'a inanmak, peygamberle inanmak gibi temel inanç esaslarından da bahsetmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Müzik